Uzak bir bölgenin üzerinde uçan pilot Jack aşağıda tuhaf bir şey fark etti. Daireler çizerek koşan bir grup hayvan. Merak edip daha yakından bakmak için yakınlara inmeye karar verdi. Yaklaştıkça midesi bulanıyordu. Gördükleri onu derhal polisi aramaya zorladı. Polis, "Acil durumunuz nedir?" diye sordu santral görevlisi. Jack tereddüt etti, nasıl açıklayacağından emin değildi. "Sanırım polise ihtiyacım var," diye kekeledi. Kısa bir duraksamadan sonra santral görevlisi, "Yerinizi tespit ettim. Polis memurları yolda." Jack telefonu kapatır kapatmaz sırtına keskin bir acı saplandı ve her şey karardı. Bilinci yerine geldiğinde soğuk kar yüzüne bastırıyordu ve vücudu ağrıyordu. Ama etrafındaki manzara çok daha kötüydü. Kalbi hızla çarparak ayağa kalktı ve umutsuzca polisin yakında gelmesini umarak çevresini taradı. Ona ne çarpmıştı? Hayvanlar neden bu kadar garip davranıyordu? Ve şimdi onu hangi dehşet bekliyordu? Kendi helikopteri olan hobi pilotu Jack, hafta sonlarını manzara seyretmek için uçarak geçirirdi. Ama bu uçuş farklıydı. Karlı bir tarlanın üzerinden aşağıya baktığında büyük, kayan bir deliğe benzeyen bir şey gördü. Helikopterini alçalttığında hareket ettiğini fark etti. İnişten sonra Jack hareketin kaynağına doğru yürüdü. Uzaktan bile toynak seslerini duyabiliyordu. Tarlaya yaklaştığında daha önce hiç görmediği büyüklükte ve sayıda bir grup geyikle yüz yüze geldi, transa geçmiş gibi bir daire çizerek koşuyorlardı. Kaosun ortasında bir şey gözüne çarptı. Şoka giren Jack telefonunu kaptı ve polisi aradı. Telefonu kapatır kapatmaz sırtına keskin bir acı saplandı ve her şey karardı. Uyandığında soğuk kar yüzünün bir tarafını uyuşturmuştu ve giysileri sırılsıklamdı. Ne yapacağını şaşıran Jack alnındaki kanı sildi ve çevresini anlamaya çalıştı. Dünya dönüyor ve toynak sesleri etrafında yankılanıyordu. Daha fazla geyik koşarak yanından geçti. Gözleri korkudan kocaman olmuştu. Acıya ve soğuğa rağmen Jack hareket etmesi gerektiğini biliyordu. Bir ağaç kümesi gördü ve saklanmak için nişan aldı. Ancak kaosun içinde ilerlerken bir geyik ona yandan çarparak yere düşürdü. Kendini yukarı itti. Soğuk havada nefes nefese kalmıştı ama açıkta kalmayı göze alamayacağını biliyordu. Bir ağacın arkasında soluklanan Jack, geyiğin çemberi içinde daha az kalabalık bir nokta fark etti. Hareketlerini zamanlayarak doğru anı bekledi. Bir boşluk açıldığında çılgın hayvanlardan kaçarak merkeze doğru koştu. Daha sakin olan orta kısma ulaştığında durakladı ve nefesini tuttu. Kulakları sağır eden izdiham hala etrafını sarıyordu ama en azından şimdilik tehlikeyi atlatmıştı. Jack kendini çemberin ortasında dengede tutarken bir anısı gözünün önüne geldi. Bayılmadan önce birini görmüştü. Çevredeki ağaçları tararken kalbi hızla çarpmaya başladı, tehlikenin iz süren geyiklerin ötesine geçtiğini hissediyordu. Sonra Jack bir ağacın yanına yığılmış, karda zar zor görülebilen hareketsiz bir figür gördü. Dikkatle yaklaştı ve baygın ve hırpalanmış bir adam buldu. Yanında diz çökerek yaşam belirtisi olup olmadığını kontrol etti. Adam hayattaydı ama ağır yaralıydı. Yaraları daha önceki bir mücadeleye işaret ediyordu. Sadece izdihamın kaosuna değil. Adamın yardıma ihtiyacı olduğunu fark eden Jack harekete geçmeye karar verdi. Onu geride bırakamazdı. Her ne kadar onu taşımak risk taşısa da. Adamın durumunu dikkatle değerlendirirken Jack'in zihni hızla çalışıyordu ve ikisini de güvenli bir yere götürmeye kararlıydı. Korku ve belirsizliğe rağmen Jack'in sorumluluk duygusu devreye girdi. Adamı çemberin ortasında daha güvenli bir yer olduğunu umduğu yere doğru sürüklemeye başladı. Her adımı temkinliydi, onları pusuda olabilecek diğer tehlikelerden uzak tutmak için hesaplanmıştı. Adamın ağırlığı ve buzlu arazi Jack'in dayanıklılığını zorlasa da durumun aciliyetinden dolayı zorlamaya devam etti. Jack yabancıyı hareket ettirmeye çalışırken sorular içini kemiriyordu. Kimdi bu adam? Buraya nasıl gelmişti? Bu gizem o anki gerilimi daha da artırıyordu ama cevaplar için zaman yoktu. Hayatta kalmak her şeyden önce geliyordu. Jack'in böylesi bir tehlike karşısında bile yaralı adama yardım etme kararlılığı, empati ve cesaretini ortaya koyuyordu. Bir yabancı için kendi güvenliğini riske atma kararı, en tehlikeli koşullarda bile insan şefkatinin gücünün bir göstergesiydi. Adamı daha güvenli bir yere yerleştirdikten sonra Jack bir sonraki tehlikeye karşı tetikte kaldı. Hızlı düşünerek derme çatma bandajlar oluşturmak için kendi giysilerinden parçalar kopardı, kanamayı durdurmak ve onu soğuktan korumak için adamın yaralarını dikkatlice sardı. Jack çalışırken aralarında sessiz bir anlayış oluştu. Kelimelere gerek yoktu. Ortak mücadeleleri her şeyi anlatıyordu. Jack ve yaralı adam arasındaki bu sözsüz bağ, kaosun ortasında insanlığın bir sembolü haline geldi. Zorlu koşullara rağmen Jack'in gösterdiği özen, en zor anlarda bile nezaket ve şefkatin galip gelebileceğini göstererek bir umut duygusu yarattı.
Jack barınaklarını iyileştirmek için yorulmadan çalıştı. Yalıtım sağlamak için etraflarına kar yığdı. Derme çatma sığınaklarını güçlendirmek için dal toplarken her saniye önemliydi. Isırıcı soğuk, açıkta kalan her aralıktan içeri süzülüyordu. Yaralı adam hafifçe mırıldanarak kıpırdandı ve Jack eğilerek onu uyanık kalması ve acıyla mücadele etmesi için cesaretlendirdi. Jack aniden geyiklerin davranışlarında bir değişiklik fark etti. Çılgınca dönüp durmaları yavaşlamış, kısa bir an için rahatlamışlardı. Belki de durum değişiyordu ve bununla birlikte kurtarılma olasılığı daha gerçek görünüyordu. İhtiyatlı bir iyimserlikle Jack barınağı ayarlamaya ve adamı izlemeye devam etti. Bir yandan da herhangi bir yardım işareti için gözlerini dört açtı. Derken uzaktan gelen siren sesleri sessizliği delip geçti. Bir umut ışığı. Sesler yükseldikçe Jack'in kalbi hızla çarpmaya başladı ve yardımın yolda olduğunu doğruladı. Yaralı adama fısıldayarak güvence verdi ve kurtarmanın yakın olduğuna dair söz verdi. Sirenler yaklaştıkça Jack onların gelişine hazırlandı ve derme çatma sığınaklarından sorunsuz bir tahliye sağlamak için yapılması gerekenleri zihinsel olarak prova etti. Kurtarma ekibi nihayet geldiğinde pratik bir hassasiyetle hareket ettiler. Sağlık görevlileri ve polis memurları durumu hızlıca değerlendirdi. Verimlilikleri Jack'i rahatlattı. Sağlık görevlileri hemen yaralı adamla ilgilendi. İlk yardım sağladı ve onu nakil için hazırladı. Sonunda Jack, emin ellerde olduklarını bilerek nefes alabildi. Yaralı adamın bilinci yerine geldiğinde Jack'e ve kurtarıcılara hikayesini anlattı. Yerel bir geyik çiftçisiydi ve izdiham geyiklerin yakındaki bir kurt tehdidine karşı içgüdüsel savunmasıydı. Bu açıklama gizeme açıklık getirdi. Hayvanların garip davranışlarına ve gelişen olaylara ışık tuttu. Kargaşa yatıştığında artık ayakta durabilen çiftçi derin bir minnettarlıkla Jack'e döndü. Sadece teşekkür etmek için değil, aynı zamanda bir dostluk jesti olarak çiftliğini ziyaret etmesi için bir davetiye uzattı. Bu davet yeni bir bağın başlangıcını simgeliyordu. Ortak zorluklarla kurulan bir bağ. Çiftçi ve Jack arasındaki bu an, çektikleri çileye dokunaklı bir son verdi. Karşılaştıkları soğuk ve tehlikenin yerini şimdi sıcaklık ve insani bağlar almıştı. Yetkililer kurtarma çalışmalarını tamamlayıp herkesin güvende olduğundan emin olduktan sonra günün olayları daha fazla zarar görmeden sona erdi. Kurtarma ekibinin özverisi, hayat kurtarmaya, rahatlık sağlamaya ve yoğun bir günü kapatmaya olan bağlılıklarının son bir kanıtı oldu. Sonunda geriye iyimserlik duygusu kaldı. Zorluklara rağmen sıkıntılarda keşfedilen güç ve bundan doğan beklenmedik dostluk umut veriyordu. Jack, en karanlık anlarda bile ışığın ve yeni başlangıçların her zaman bulunabileceğini hatırlatan, ortaya çıkan dayanıklılık ve yoldaşlıktan ilham alarak geleceğe baktı.